Seçimde geride kaldı. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ülke ekonomisi için, çıkarlarımız için, diaspora için hayırlı uğurlu olur. Hayırlı olsun. İnşallah. Sayın Başkanımıza mikrofon oldu. Ben böyle mikrofona alışkın değilim benim. Böyle o kadar diksiyonum düzgün değil. Bu mikrofonun tam sahibi. Hadi sağ ol. Hadi Zuhal Hanım. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Saygılar. Saygılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hürmetler. Hoşçakalın. Evet. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nı Bekir'in TV olarak takip ettik. Muhteşem bir organizasyondu. Dünyanın dört bir tarafından gelen başarılı iş adamları zamanında ceplerinde 5 kuruş para yokken yabancı ülkeye göç eden ve orada Almanya'da kale satın alan, Avustralya'da tenis turnuvası düzenleyen başarılı Türk iş adamları. Ama sadece başarılı Türk iş adamları mı? Başarılı Türk iş kadınları da var ve yanımızda Zuhal Hanım var. Ben Zuhal Hanım'ı çok eskiden beri tanıyorum ama demin konuşurken de röportajdan önce ben sizi 2009'da gördüm de meğersem 2000 yılında görmüşüm. Zamana meydan okuyan bir kadın karşımızda. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şu iş adamı, iş kadınına bir açıklık getirelim. Lütfen. Girişimci diyoruz. Girişimci buna. Diyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk girişimcisi. Evet. Ve dediğin doğru. Sıfır sermayeli yola çıktık. Ve şimdi hepimiz en az 100 sonrasında artık limiti olmayan insanları istihdam ediyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde patronlarız artık, söz sahibiyiz. Bu kurultayın zaten en güzel tarafı bizim hepimizi bir araya getirmesi. Geçmişte 2000 yılında ben en başarılı girişimci ödül almıştım. Çin'de yaşıyordum o tarihlerde. 96 yılından itibaren de yatırımlarım Türkiye'deydi. 2002 yılından itibaren de Türkiye'de yaşıyorum. Yani ödül aldıktan 2 yıl sonra bütün sermayeyi, her şeyi toparlayıp Türkiye'ye gelip yatırımcı oldum. Hep öyle mi? Evet. Şimdi tabii kurultayın birçok amacı var. Bunlardan bir tanesi bir araya gelmek, birbirimizle entegre olmak. İkinci büyük amacı Türk diasporası dediğimiz bir birlikteliği sağlamak, Türk diasporasını kurmak, artık harekete geçirmek. Bir üçüncüsü doğru mesajlar vermek. Hem ulusal hem uluslararası doğru mesajlar vermek. Bunlardan bir tanesi de bulundukları ülkelerde ikinci vatandaş olup ama aynı zamanda orada oy sahibi olup söz sahibi olmak. Çünkü oyunuzu verdiğiniz, beni yönet dediğiniz insanlarda yaptırım gücünüzün de olması lazım. İsteklerinizin değil mi? Yerine getirilmesi lazım. Dolayısıyla bu kurultayda bir kez daha bu vurgulandı, pekiştirildi. Ve çok şık oldu. Hatta Sayın Egemen Bağış Bakanımız çok güzel bir laf etti. Çok güzel bir Afrika atasözünü söyledi. Dedi ki aslanların hikayesini anlatmadığı sürece daha biz çok avcıların hikayesini dinleriz dedi. Çok güzel bir sözdü bu. Evet. Evet, artık aslanların, ki aslanın erkeği dişisi olmaz, aslan aslandır. Aslanların hikayelerinin söylenme zamanıdır. Zuhal Hanım ne yapar? Ve buradan Türk kadınına ne söyler? Biliyorsunuz biz en çok onun sıkıntısını yaşıyoruz. Evet. Yani Zuhal Mansfield ne yapar? Zuhal Mansfield madencidir. Yaklaşık 6000 madenci var Türkiye'de. Bu bir iki tane madenciden biridir. Kadın madenciden biridir. Fabrikamızın bir tanesi Bilecik'te, bir diğeri ortaklı olduğumuz fabrika Çin'de. Maden ocakları işletirim, mermer ocakları işletirim, krom toplayıcısıyım. Turizme girdik ucundan kulağından, işte küçük oteller işletiyoruz. Zuhal Hanım bunu yapar ama en çok ne yapar derseniz Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu'nda, DEİK'te. Afrika İş Konseyleri Başkan Yardımcısıyım. Mısır İş Konseyi Başkanıyım. Ki benim gurur duyduğum başka şapkalarım da var. Bunlardan bir tanesi yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin içinde. Kadın Girişimciler Kurulu'nda Bilecik İl Kadın Girişimciler Kurul Başkanıyım. Bir başka şapkam Afrika Türkiye Ticaret Odası'nda yönetim kurulundayım. Bir başka şapkam da Asya Pasifik Ticaret Odaları Konfederasyonu'nda Türk girişimcisini temsilen varım. Maşallah. İşte bunlar da uğraşıyor. Ömrünüze bereket. Maşallah. Bir de en büyük sıkıntı Türk kadını maalesef ev hanımlığı sanki onlara üzerlerinde bir yük, başka hiçbir şey yapamazlarmış gibi değil mi? Ne övgü veya ne tavsiyede bulacaksınız? Neden bayanlarımız şu üzerinde bir şey atamıyorlar? Evet, işler acısı bir durum aslında. Çünkü aynı anne babadan doğuyoruz, aynı okullarda okuyoruz. Ama nedense diplomamızı aldığımız gün farklı yollara gidiyoruz. Oysa Çin atasözü ne diyor? Gölün diğer yarısı kadınlarındır. Bu diğer yarısına sahip çıkmamız lazım. Biz sahip çıkmazsak
Gölün diğer yarısına erkekler sahip çıkmıyorlar. Sahipsiz kalıyor. Sorun orada zaten. Hani biz bilsek ki ülkenin nüfusunun yarısı kadınken diğer yarısı erkekler çalışarak ülke ekonomisini en üst seviyeye çıkartabilecekler. Tamam, biz evimizde oturalım ve dünyayı penceremizden seyredelim. Ama bu böyle değil. Biz eğer gölün diğer yarısına sahip çıkmadığımız zaman o yarı sahipsiz kalıyor. O yüzden ben kadınlara derim ki dünyanın hangi güzel penceresinden nereye bakarsanız bakın, pencereden baktığınız sürece vizyonunuz maalesef pencerenin çerçevesiyle sınırlı kalacaktır. Lütfen dışarı çıkın, vizyonunuzu genişletin, görüş alanınızı genişletin ve erkeklerinizin koluna girin. Çünkü bu ülke hep birlikte çalışırsak bir yere gelecek. Tek başına erkekler buraya kadar yaptılar. Bundan sonra bizim de artık işin ucundan tutma zamanımız geldi diyor. Çok teşekkür ederiz. Sizi tekrardan gördüğüme çok mutlu oldum. Çok sağ olun, saygılar. Sağ olun. Maşallah, ömrünüze bereket. Şu güzelliklere bak ya. Şu güzelliklere bak. Zamanında git, Türkiye'den